Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir modal dağılımdan sonra göreceğimiz son grafiğimiz ise herhangi bir tepe değerin olmadığı, modu olmayan ya da diğer adıyla modsuz dağılımdır. Hepiniz az çok bunu mod konusundan hatırlarsınız. Hatırlarsanız ben size anlatırken mod konusunda ne demiştim? Eğer demiştim, okuduğun bir örnekte puan frekans tablosunda tüm puanların frekansları birbirine eşit olursa, artık hepiniz biliyorsunuz ki tüm puanların frekanslarının birbirine eşit olduğu bir durumda herhangi bir tepelikten bahsedilemez. Zaten biz bunun grafiğini çizdiğimizde grafik düz bir çizgiden ibaret olacaktır. İşte akademik literatür böyle grafikler için diyor ki tüm puanların frekansları birbirine eşit olursa burada puanlar eşit sayıda tekrar etmiştir. Herhangi bir tepeliğin olmadığı düz bir çizgi ortaya çıkar. İşte böyle durumlarda grubun yapısı heterojen olabilir. Çünkü puanlar birbirinden uzaktır ama frekanslar eşittir. Grafik bu çıkar. Tersine puanlar birbirine yakın, yani grup homojen olabilir ama grup homojen de olsa frekanslar eşitse yine bu grafik çıkar. O yüzden böyle bir grafiği gördüğünde denir ki farklılaşma belirsizdir. Çünkü grup homojen ya da heterojen olabilir. Puanlar birbirinden uzak da olsa, yakın da olsa, frekanslar aynı olduğu sürece bu grafik ortaya çıktığı için sınav anında bu grafiği gördüğünde net bir yorum yapamazsın. Zaten dediğim metotla eksi ve artıyı yazsan ne artıda biriken var, ne ekside biriken var, ne de ortada biriken var. Net bir yorum yapma şansın var mı? Hayır. O yüzden belirsizliğin hakim olduğu bir grafik olarak karşına çıkacaktır. Yani dostum, özetlersem 5 farklı grafik öğrendin. Normal dağılım, sağ çarpık dağılım, sola çarpık dağılım, bimodal dağılım, modu olmayan dağılım. Lütfen dediğim metotları, kodlamaları unutma. Özellikle grafiklerde eksi ve artı metodunu unutma. Çoğu yorumu çıkartırsın. Fakat ben buraya birkaç şey ekleyip öyle bitireceğim. Grafik yorumunda elindeki video ders notuna tek tek yazdım ama artık herkes şunu bilsin isterim. Bilin ki bir grafikte bunları lütfen bol yıldız ile yaz. Grafik incelemede, grafiğe bakıldığında bir grafiğin her zaman ama her zaman taban aralığı ranjı temsil eder. Sınav anında grafik yorumlayacaksan taban aralıklarının alınan en yüksek puandan en düşük puanı temsil ettiğini unutma. Bu önemli. İkincisi, grafik yorumlarken bil ki bir grafiğin sivri ya da basık oluşu sakın unutma. Standart sapmayı temsil eder. Yani sen sınavda grafiklere baktığında taban aralığı ranjı temsil ederken grafiğin şekli sivri ya da basık oluşuna baktığında standart sapmayı görürsün. Çünkü öğrenmiştin bağıl değişkenlikte. Grafik sivrileştiğinde puanlar birbirine yakınlaşır, farklılaşma azalır, orada sapma düşüktür. Grafik basıklaştığında puanlar uzaklaşır, farklılaşma fazlaşır, orada sapma yüksek çıkardı. Son olarak ise şunu unutmayasın. Bir grafiğin kapladığı alan sınıf mevcudunu, yani kişi sayısını verir. Sen bunlara baktığında kişi sayılarını yorumlayabilirsin. Buna yönelik sorular da görürsün. Adam sınıf mevcutlarını verdiğinde, sen grafiklerin içte kapladığı alanlara baktığında biri daha çok alanı kaplıyorsa daha çok kişinin olduğu sınavı temsil ediyordur. Biri daha az alanı kaplıyorsa daha az kişinin olduğu sınıfı temsil ediyordur diyebilmelisin. Bunlar sana uç ya da ek bilgi olarak verilmiş olsun. Böylelikle biz dağılım grafikleri nedir, grafik nasıl yorumlanır öğrenmiş olduk. Lütfen
bağıl değişkenlikte anlattığım sivrilik basıklığı yorumlamayı buraya da taşı, çünkü sıkça kullanacaksın. Lütfen normal dağılım, sağa çarpık dağılım, sola çarpık dağılım ve bimodalla modu olmayan dağılım nasıl yorumlanır iyi bil. Çok basit soruları çok rahat çözeceksin. Bunu da anlattığımıza göre test analizinin son başlığındayız. Z ve T puanları.